Şimdi bir de aynısını Türkçe anlatıyorum ama birazcık özetleyerek gideceğim. Şimdi kanser tanımı yapacak olursak kanserler diyorum çünkü kanser sadece bir tip hastalık değil. Çok sayıda kanser tipi var ve aslında bu kanser tiplerinden her biri ayrı bir hastalık. O nedenle kanser hastalıkları kompleks bir hastalık grubu çok sayıda değişik organı, dokuyu ve hücreyi etkileyen geniş bir hastalık grubu. Farklı kanserlerin ortak özelliği, en önemli ortak özelliği hepsinin temelinde de mutasyonların yatıyor olması. Yani DNA'yı bozan DNA'nın yapısını ve buna bağlı olarak da ekspresyonun ifadesini değiştiren mutasyonlar, mutasyonlar tüm kanser tiplerinin altında yatan sebep. In most cancers, mutations arise in somatic cells are not passed on the future generation through the germ cells. Şimdi kanserlerin çoğunda bu mutasyonlar, yani kanserin temelinde yatan mutasyonlar çoğu vakaların büyük bir kısmında somatik hücrelerde meydana geliyor. Yani vücut hücrelerinde meydana geliyor. Vücut hücrelerinde meydana gelen bu mutasyonlarda germline'i ilgilendirmediği için, sperm ana hücrelerini ve yumurta ana hücrelerini ilgilendirmediği için gelecek nesillere aktarılmıyor. Dolayısıyla bunlara somatik mutasyonlar diyoruz. Kanserlerin çoğunda dedim, kanserlerin %99'unda durum böyle. Yani kanserlerin %99'u somatik mutasyonlardan kaynaklanıyor, kalıtsal mutasyonlardan değil. Ancak %1'lik bir kısım, kanser vakalarının %1'lik bir kısmı germline mutasyonlardan, yani anneden babadan alınan mutant alellerden kaynaklanıyor. Bunlar genellikle kansere yatkınlığı belirleyen aleller. Bazı durumlarda ise bu kalıtsal mutasyonların yanı sıra, yani germline mutasyonların yanı sıra somatik mutasyonların da olması gerekiyor. Yani eğer tek bir alel, kalıtsal olarak alınan tek bir alel mutantsa, sadece bir alel, mutant yani heterozigot olarak taşınıyorsa, bu genellikle kanser fenotipini ortaya çıkarmak için yeterli olmayabilir. Ancak bu insanlarda, bu hastalarda diğer sağlam alelin somatik mutasyonlarla bozulması sonucunda hasta her iki alelini de kaybeder ve de her iki alelin de mutant alele dönüşmesi sonucunda ikinci alelin de mutant alele dönüşmesi sonucunda hastalık başlar. Şimdi bu durumda iki grup mutasyondan bahsedebiliriz. Germline mutasyonlar ve somatik mutasyonlar. Bu %1'lik kısımda olan mutasyonlar germline mutasyonlar. Yani kalıtsal olan mutasyonlar ve bu mutasyonlar az görülen gruptaki kanserlere neden oluyor. Yani kalıtsal kanserlere neden oluyor. Inherited kanserler veya ailesel kanserler bu tüm kanser vakalarının %1'ini oluşturuyor ve de germline mutasyonlardan kaynaklanıyor. Ancak kanserin büyük bir kısmı somatik mutasyonlardan kaynaklanan sporadik kanserler. Kanser hücre düzeyinde meydana gelen bir hastalık, yani hücre fenotipini, hücre davranışlarını değiştiren bir hastalık. Ve de temelinde genetik değişiklikler var. Bu genetik değişiklikler, kanser hastalıklarını ortaya çıkaran genetik değişiklikler, küçük çaplı genetik değişiklikler, yani küçük mutasyonlar, nokta mutasyonlar olabilir. DNA gen düzeyinde, hatta baz düzeyinde tek bir nükleotidin değişmesi gibi şeklindeki nokta mutasyonlar olabilir. Bunlar tek nükleotit değişimleri veya bir iki nükleotitlik insersiyon delesyonlar olabilir. Ya da büyük mutasyonlar olabilir. Büyük mutasyonlar derken bunlar kromozomal anormallikler. Kromozom anormallikleri, kromozomal delesyonlar, insersiyonlar, translokasyonlar, yani bunların hepsine birden kromozomal rearrangement, kromozomal yeniden düzenlemeler veya bir kromozomun tamamının kaybedilmesi veya bir kromozomun tamamından 3 kopya olarak bulunması. Normalde 2 kopya bulunması gerekirken bir kromozomun tamamının 3 kopya şeklinde bulunması olabilir ve de bu olayların hepsi somatik
somatik olarak gerçekleşebilir. Çoğu zaman somatik olarak gerçekleşir. Üçüncü bir grup genetik değişiklik daha var. Burada farklı bir etken işin içine giriyor. Onlar da virüsler. Tümör virüsleri veya kanser virüsleri. Bir takım virüslerin genomlarını enfeksiyon sırasında konakçı hücrenin genomuna entegre etmesi, konakçı hücrenin genomun içine bağlaması, sokması yine bazı durumlarda kanserleşmeye neden olabilir. Ki kadınlarda yaygın görülen kanserlerden bir tanesi serviks kanseri. HPV virüsü tarafından tetikleniyor. Human Papilloma Virus. Bu şekilde ortaya çıkan bir kanser tipi. Development of cancer varies depending on particular mutant allele mutations in other genes and environmental factors. Şimdi kanser vakalarına baktığınız zaman aynı tipteki kanser vakalarında bile birbirinden farklı hastalık seyri görmek mümkün. Yani herkeste aynı şekilde görünmüyor. Bazı insanlarda daha ağır, bazı insanlarda daha hafif seyredebiliyor veya bazı insanlarda tedaviye cevap verirken bazı insanlarda o tedaviye değil de başka bir tedaviye cevap veriyor veya tedaviye hiç cevap vermeyebiliyor. Yani bazı insanlarda aynı kanser tipi daha agresif, bazılarında daha hafif seyir gösterebiliyor. Şimdi peki bu neden kaynaklanıyor? Bunun sebepleri bir, hangi genin mutasyonundan kaynaklandığı, kanserin hangi genin mutasyonundan kaynaklandığı. İki, diğer genlerdeki mutasyonlar. Üç, çevresel faktörler. Bunun gibi çok sayıda faktör kanser fenotipini etkileyebilir. These variables may influence age of onset and severity of disease. Peki bu farklılıklar nasıl ortaya çıkabilir? Bir, age of onset, birinci dönemden hatırlayacaksınız. Hastalığın ortaya çıkma yaşı. Yani bazı insanlarda daha ileri yaşlarda, bazı insanlarda daha erken yaşlarda ortaya çıkabilir. Veya hastalık ortaya çıktıktan sonra hastalığın ne kadar ağır seyrettiği, ne kadar hızlı ilerlediği, ne kadar kısa sürede metastaz yaptığı veya metastazın engellenip engellenemediği. Mutants in cancer susceptibility genes increase the risk of cancer. Şimdi burada iki grup gen var. Bir, kanser genleri doğrudan doğruya mutant alellerinin veya bazı mutant alellerin doğrudan doğruya kanserleşmeye götürdüğü genler. Bir de kanser yatkınlık genleri. Bazı genler var ki, iki grupta topluyoruz bunları da, onkogenler ve tümör süpresör genler. Bunlardaki mutasyonlar doğrudan doğruya kanseri başlatıyor. Ancak bir de ikinci grup var. Bu ikinci gruptaki genler de yatkınlık genleri. Üstüne başka faktörleri koyduğunuz zaman bunlar kanserleşmeye götürüyor veya diğer kanser genlerinde mutasyonların ortaya çıkmasını bekliyorlar. Şimdi şöyle bir durum var. Kanser hiçbir zaman için tek bir gendeki mutasyondan ortaya çıkmaz. Yani onkogen bile olsa, tümör süpresör bile olsa sadece bir kanser geninin bozulması kanserleşme için yeterli değil. Bu ilk adım olabilir. İlk adım olur. Yani sadece az önce gösterdiğim hiperplezi durumunu başlatabilir. Yani sadece hücreleri daha hızlı bölünmeye götürebilir. Ama sadece bir gendeki mutasyon kanserleşme için yeterli değildir. Bunun için 5 vuruş hipotezi var. 5 hits hypothesis. En az 5 kanser geninin mutasyona uğramış. En az 5 kanser geninin kanserleşeceği onkogenik mutasyona uğraması, onkogenik mutasyonları kazanması gerekir kanserin gelişmesi için. Yani en az 5 kanser geninin bozulması gerekir. En az 5 kanser geni bozulmadan kanserleşme başlamıyor. Tümör başlayabilir ama henüz benign'dir. Henüz iyi huylu tümördür. Bu arada benign tümör, iyi huylu tümör, malignant tümör, kötü huylu tümör. Variant alleles of these genes may have important role in sporadic cancers as well as familial forms of cancer. Şimdi bu durumda kanser hastalıklarının iki formu var diyebiliriz. Bunlardan birinci form sporadik kanserler, yani somatik mutasyonlar sonucunda ortaya çıkan kanserler. İkinci grup kalıtsal kanserler, yani ailesel kanserler. Mutations in cancer genes convert normal cells into malignant tumors. Şimdi burada kanserleşme sırasında
normal hücreler kanser hücresine dönüşür. Bunun sebebi nedir? O normal hücrelerin kanser genlerinde meydana gelen mutasyonlardır. Yani kanser genlerinin mutant alellerinin ortaya çıkması ve bu mutant alelleri taşıyan hücrelerin çoğalmasıdır. Bu hücreler artık normal hücre değil, tümör hücresidir. Başlangıçta benign, ondan sonra malignant. What properties of cancer cells distinguish them from normal cells? Kanser hücrelerini normal hücrelerden ayıran özellikler nelerdir? Şimdi, kanser hücrelerin en önemli iki ortak özelliği, bir, kontrolsüz büyüme, yani kontrolsüz bölünme, hücre bölünmesi üzerindeki kontrolün ortadan kalkması. İki, metastaz ve invazyon. Metastasis and invasion, yani metastaz, diğer organlara sıçrama. İnvazyon, doku işgali, kendi bulunduğu organ içindeki veya kendi bulunduğu organ veya doku içindeki diğer hücrelerin yerine işgal etme. Metastaz ve invasion. In cancer cells, control on cell cycle is lost and cells proliferate rapidly. Şimdi üstteki özelliği sağlayan, şuradaki üstteki özelliği sağlayan kontrolsüz hücre bölünmesini sağlayan mekanizma hücrenin hücre döngüsü üzerindeki kontrol mekanizmalarını kaybetmesidir. Yani hücre döngüsü kontrolünü geçen seneden hatırlarsınız. Zaten bu derste de gireceğiz tekrar hücre döngüsüne. Yani kanser bağlamında tekrar gireceğiz. Hücre döngüsünün bir kontrolü vardı. Hücre döngüsü üzerinde bir çok sayıda kontrol mekanizması vardı. İşte bu kontrol mekanizmaların kaybedilmesi hücrenin bölünme kontrolünün ortadan kalkmasına, kontrolsüz bir şekilde bölünmesine ve o hücreden hızlı bir şekilde bölünen, çok hızlı, normal hücrelere göre çok daha hızlı bölünen yeni hücrelerin ortaya çıkmasına sebep olur. Peki, metastazlar. The metastasis of cancer cell is controlled by gene products that located on the cell surface. Şimdi metastaz dedik. Aslında biraz sonra biraz daha ayrıntılı bir şekilde de metastazdan bahsedeceğiz. Metastaz, yani hücrelerin ait oldukları dokudan veya organdan çıkarak başka organlara gidip oralarda yeni tümör kolonileri oluşturması, yine bir takım genlerin ürününe bağlı. Bir takım genlerin ürünlerine, protein ürünlerine bağlı. Bunlar hücre yüzeyinde yerleşmiş olan bir takım proteinler ve bazı enzimler. Hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Örneğin matrix metalloproteinler, MMP8 önemli bir metastaz genidir. Burada şunu da ekleyebilirim. Kanser genleri dediğim zaman onkogenler dedim, tümör süpresörler dedim. İki ana grup kanser geni, bunlar başlatanlar, ama metastaz için üçüncü bir grup kanser geni daha var. Metastaz genleri. Yani metastazdan sorumlu genler, metastazı başlatan genler. Metastasis is related to how cells interact with the extracellular matrix and with other cells through the surface molecules. Metastaz olayı, yani tümörleşen hücre, tümör içindeki hücrelerin ait olduğu dokudan çıkması olayı, aslında hücrelerin intrasellüler matrixle olan ilişkisine ve etraflarındaki hücrelerle olan ilişkisine bağlıdır. Şimdi metastaz yapabilmesi için ilk olarak ne yapması lazım? Epitel hücrenin altında nasıl bir yapı vardı? Nasıl sağlam bir yapı vardı? Sağlam katı bir yapı var dedik. Bir sınır, bazal lamina. Evet, bu bazal lamina katı bir yapıydı. Ve bunun görevi neydi? Epitel hücrelerini yerinde tutmak, mezenşimal hücrelerin içine girmesini engellemek. Ama metastaz yapan hücreler bu bazal laminayı delmeyi öğrenen hücreler. Bu bazal laminayı delen bir enzim sentezliyorlar ve bu bir çeşit sindiren enzimi, bu enzim sayesinde bazal laminayı parçalayarak ait oldukları dokudan yabancı bir dokuya, oradan da kana karışarak diğer dokulara, hücrelere gidebiliyor. The most common genetic disease. Şimdi kanserler, genel kanser hastalıkları en yaygın genetik hastalıklar olarak kabul ediliyor.
Şimdi kanser hastalıkları genetik hastalıklar ama bunu söylerken şimdi genetik hastalıklar deyince normalde insanların aklına kalıtsal hastalıklar gelir. Yani irsi hastalıklar gelir. Kanser hastalıkları çoğunlukla kalıtsal olmayan genetik hastalıklardır. Bu sözümü unutmayın. Kanser çoğunlukla kalıtsal olmayan genetik hastalıklardır. Genetik hastalıktır ama çoğu zaman kalıtsal değildir. Genetik hastalıktır neden? Çünkü DNA'daki bozukluklardan, genetik materyaldeki bozulmalardan, genetik mekanizmaların bozulmasından kaynaklanır. Çoğu zaman kalıtsal değildir. Neden? Çünkü çoğu zaman somatik mutasyonlardan kaynaklanır. Neden çoğu zaman? %1 bile olsa hala kalıtsal formları vardır. O nedenle bir daha söylüyorum, kanserler çoğu zaman kalıtsal olmayan genetik hastalıklardır. One in three people are afflicted with cancer during their lifetimes and one in five will die of this condition. Şimdi modern ülkelerde ölümün en yaygın iki sebebi var. Bunlardan birincisi kalp hastalıkları, ikincisi de kanser hastalıkları. Kanser bir genetik hastalıktır. Yine diğer genetik hastalıklardan ayıran bir özelliği var. Genom düzeyinde bir genetik hastalıktır. Yani başka bir genetik hastalığa baktığınız zaman, mesela talasemiye baktığınız zaman, ailesel hiperkolesterolemiye baktığınız zaman bunlar tek gen hastalığıdır. Sadece bir gendeki bozukluk hastalığı ortadan çıkarır. Yani sadece bir gende bir mutasyon vardır. O mutasyonda zaten hastalığı ortaya çıkarır. Ancak kanserdeki genetik değişikliklere baktığınızda, sadece bir gene, iki gene baktığınızda orada bitmiyor. Genomun tamamı mutasyonlardan etkilenmiş oluyor. Ve kanser ilerledikçe bu mutasyonlar daha da artıyor. Dolayısıyla kanserde bir mutasyondan değil, mutasyon birikiminden, yani mutation burden diye bir terimden bahsedilir. Cancer genetics, şimdi bu anlattığım konuların hepsini inceleyen bilim dalı kanser genetiği. Nelerle ilgilenir? Kanser tiplerinde, kanser hastalıklarında kaç gen ve hangi genler etkilenir? Yani hangi, kaç tane genin mutasyona uğraması sonucunda, hangi genlerin mutasyona uğraması sonucunda kanser ortaya çıkar? Bu mekanizmaları hangi değişimler ortaya koyar? Yani nasıl mutasyonlar bu mekanizmaları ortaya çıkarır? Underlying the process that transform normal cells to malignant cells, malignant colonies and enable their uncontrolled proliferation. Normal hücrelerin kontrolsüz bölünmesine sebep olan ve onları kötü huylu tümörlere dönüştüren moleküler mekanizmalar nelerdir? Bunların yanı sıra tümör hücreleriyle normal hücreler arasındaki biyokimyasal farklılıklar, tümör hücrelerin hücresel davranış değişiklikleri ve kendi aralarındaki ortak özellikleri nelerdir? Bir dakika, süremiz bitiyormuş. Birazcık uzatalım süreyi. Süreyi uzat. 15 dakika uzatıyorum. Evet, bu değişiklikler nelerdir? Günümüzde kanser araştırmaları modern dünyada, yani kanser bilimi bu alanda ilerliyor. Bu şekilde ilerliyor. Devam edelim. Şimdi kanser hücrelerinin ortak özellikleri, yani hangi tip kanser olursa olsun tüm kanser hücrelerinin ortak özellikleri var. Önce 6 özellikten bahsedeceğim. Ondan sonra bu özelliklerin sayısını 11'e çıkaracağız. 6 özellik: 1. Self-sufficiency in growth signals. Normal hücreler bölünmek için büyüme sinyallerine ihtiyaç duyarlar. Dışarıdan gelen, yani diğer hücrelerden gelen büyüme sinyallerine ihtiyaç duyarlar. Kanser hücrelerinin böyle bir ihtiyacı yoktur. Büyüme sinyallerini ya kendileri üretirler ya sinyal gelmiş gibi davranırlar. 2. Normal hücrelerde bölünme kontrolü kaybedildiği zaman bölünmeyi durduran sinyaller vardır. Kanser hücreleri bu sinyallere karşı duyarsızdır. Kanser hücreleri apoptozisten kaçabilirler ve kaçarlar. Apoptozisi iptal ederler, yani hücre ölümünü iptal ederler.
Anjiyojenezisi gerçekleştirebilirler. Yani normalde kan damarı olmayan bir bölgeye kan damarlarının oluşarak gitmesini sağlarlar. Limitless reproductive power, sınırsız üreyebilme, bölünebilme gücü. Yani normal hücrelerin belli bir sayıda bölünme, belli bir bölünme sınırı vardır. Belli bir sayıda bölündükten sonra o hücre artık apoptozise gider. Telomerlerin bitmesinden dolayı. Telomer krizine girer ve apoptozise girer. Kanser hücreleri bunu yapmaz. Kanser hücreleri telomerlerini tekrar tekrar uzatarak ölümsüzlüğe ulaşırlar. Tissue invasion and metastasis. Demin de bahsettiğimiz gibi önce kendi ait oldukları organda, dokuda, daha sonra da diğer organlara giderek oralarda yeni koloniler, yeni tümör hücreleri, kolonileri oluşturma özellikleri vardır. Bunlar 6 ortak özelliği, kanser hücrelerinin 6 ortak özelliği. Bunlar Weinberg'in makalesinde birinci versiyonunda Six Hallmarks of Cancer olarak geçiyor. Daha sonraki makalede bunun yeni versiyonu, yeni hallmarklar buna eklendi. Onlar da ileriki derslerimizde onları göreceğiz. Şimdi difference of cancer cells. Normal, burası da önemli bir nokta. Normal cells are carefully programmed to participate in contrasting the diverse tissues that make organismic survival possible. Şimdi normal hücrelere baktığımız zaman, çok hücreli organizmaların, normal hücrelerinin hepsinin bir görevi vardır. Ve çok hücreli bir organizmayı meydana getirmek istiyorsanız, bu hücreleri belirli bir programa göre çoğaltmak zorundasınız. Farklılaşma ve çoğalma. Hücrelerin çoğalması ve farklılaşması belirli bir plana göre olmak zorundadır. Bu sayede her bir dokunun, her bir organın yapısı sağlanır. Cancer cells have a quite different and more focused agenda. Ancak kanser hücrelerinin gündemi bundan tamamen farklıdır. Tamamen farklı ve sadece bir noktaya odaklanmış bir gündemi vardır kanser hücrelerinin. Kanser hücreleri sadece bir tek şey için motive olmuşlardır. Kendi kopyalarından daha çok yapabilmek. Daha çok kendileri, sadece kendilerini çoğaltmak isterler. Yani organizmanın yapısı, organın yapısı, dokunun mimarisi kanser hücrelerini hiç ilgilendirmez. Yani şimdi sizin burnunuz insan burnu şeklindeyse, bu neden kaynaklanıyor? İnsan burnu programına uygun bölünen ve farklılaşan hücreler sayesinde. Şimdi burnunuz meydana gelirken hücrelerden bir tanesi bu programa uymasa, hayır dese ben sürekli bölüneceğim. Ne olur? Kocaman bir burnunuz olur. Artı burnunuzun ortasında delik olmaz. Bu fil hortumu kadar uzayabilir. Hatta sizden daha büyük bir burnunuz bile olabilir. Eğer bu program değişirse. Ama bu program değişmiyor. Değişmesi halinde ne oluyor? Kanserleşme meydana geliyor. Dolayısıyla eğer burnunuz insan burnu şeklindeyse, kulağınız insan kulağı şeklindeyse, beş parmağınızın arası açıksa, yani elinizde beş tane birbirinden ayrılmış parmak varsa, bunların hepsi hücrelerin doğru programa uygun bir şekilde bölünmesinden, farklılaşmasından ve doğru zamanda doğru hücrenin ölmesinden, apoptozise gitmesinden kaynaklanıyor. Bu mekanizmayla sağlanıyor. Ancak kanser hücrelerine hiçbir şekilde söz dinletemiyorsunuz. Onlar tek bir şey istiyor, sadece bölünmek istiyorlar. Tumors arise from normal tissues. Tümörler normal dokulardan meydana gelir. Normal dokulardan ortaya çıkar. Normal dokuların içinden ortaya çıkar. Şimdi en başa gidersek eğer, en başı düşünürsek hayatın başlangıcını, zigot. Çok hücreli organizmalar, bir fil de olsa, bir balina da olsa, kocaman bir köpek balığı da olsa hayata bir zigot olarak başlıyor ve bu zigotun defalarca bölünmesiyle, bölünen hücrelerin farklılaşmasıyla çok büyük organizmalara dönüşebiliyorlar. Ancak başlangıçta bir tek hücre var, o da döllenmiş yumurta, yani zigot. Dokular gelişmiş, erişkin bir organizmanın vücudundaki dokular iki şeyden meydana geliyor. Hücreler ve hücrelerin ürünleri. Yani hücrelerin ürünlerinden meydana gelen ekstraseller materyal. Şimdi bir de hücre teorisinden hatırlayacağınız bir kural var. Tüm hücreler
mutlaka daha önce var olan bir hücreden meydana gelmek zorundadır. Yani tüm hücreler daha önce var olan bir hücre tarafından ortaya çıkarılırlar. Dolayısıyla eğer tümör hücrelerinde hücre ise, daha doğrusu tümör hücrelerinde hücre olduğuna göre kendilerinden önce var olan hücrelerin bölünmesi sonucunda ortaya çıkmışlardır. Şimdi döllenmiş bir yumurta bir organizmanın, bir çok hücreli organizmanın vücudundaki tüm hücrelere dönüşebilecek, tüm hücreleri üretebilecek potansiyele sahiptir. Ancak bunun için bir doku mimarisi, bunu bir doku mimarisi oluşturarak, her dokunun kendine özgü mimarisini oluşturarak yapar. Tümör hücresi ortaya çıktığı zaman tümör hücresi bu mimariye uygun bir şekilde büyümez. Daha da tümör kitlesi bu mimariye uygun bir şekilde büyümez. Sadece bölünür. Sadece fiziksel olarak yer kaplar ve genişler. Yaptığı tek şey budur. O nedenle bunun adına doku diyemeyiz. Mass yani kitle deriz. Yani hücre yığını. Tümör için hiçbir zaman için doku demiyorsunuz. Tümör dokusu diyen olursa gerisini siz getirin. Evet, tümör dokusu demeyi yasaklıyorum. Tümör doku değildir. Tümör bir kitledir. Evet, İnönü ziyaretim. Heykel, doğru. İnönü heykeli. Hepsini birleştirince İnönü heykeline gidersiniz. Evet. Şimdi burada tümörlerden bahsederken iki grup tümörden bahsediyoruz. Primer tümör ve metastaz. Şimdi tümörün ilk ortaya çıktığı yere, yani ilk ortaya çıkan tümöre primer tümör diyoruz. Eğer bu tümör metastaza giderse, metastaz aşamasına gelirse, bu tümörün içinden çıkan hücreler başka organlarda, başka dokularda yeni tümörler meydana getiriyor. Bunların adına da metastaz diyoruz. Yani primer tümör ve metastaz. Kanserin ilk başladığı yer primer tümördür. Primer tümör benign olarak başlar, malignant'a dönüşür. Şimdi burada tissue architecture dedik demin. Tissue architecture ne demek? Burada görüyoruz. Weinberg'in kitabından bir resim bu. The Biology of Cancer kitabından. Şimdi şurada normal bir dokuyu görüyorsunuz. Bakın bir tip hücre burada, başka bir tip hücre burada. Şurada bir bazal lamina, onun altında başka bir doku. Yani bir doku, bir doku bu, epitel doku, bağ doku. Arada da bazal lamina. Epitel dokuya baktığınız zaman her şey gayet normal. Tüm hücreler normal sıralanmış. Şurada tek sıra hücre var. Bunun üstünde bölünen yeni hücreler var ve ortada bir boşluk var. Burası kavitin. Ondan sonra da boşluğun diğer tarafı da yine aynı mimariyle gidiyor. Ancak bu dokuda bu hücrelerden bir tanesi kanserleşmeye başladıktan sonra ve bu tümörleşmeye başladıktan sonra, bu tümör ilerledikten sonra o hücre her tarafı kaplıyor. Ve ortada şöyle mimari falan hiçbir şey kalmıyor. Dolayısıyla bu kanalda tıkanıyor. Daha doğrusu bu organda işlevini yerine getiremiyor. Çünkü bu organda işlevini yerine getirebilmesi için burada bir ortada bir boşluğun olması gerek. Ne demek? Şimdi meme kanseri en yaygın kanser tiplerinden bir tanesi. Kadınlarda en yaygın olarak görülen kanser tiplerinden, kanser tipi diyebilirim meme kanserine. Şimdi meme dokusuna, normal bir meme dokusuna baktığımız zaman süt bezlerini görüyoruz. Süt bezinin yapısında ortada bir kanal var. Bir kanal, boşluk. Bu boşluğun etrafı epitel hücrelerle çevrili. Bu epitel hücrelerin içinde de salgı yapan hücreler var. Yani salgı epiteli. Bunlardan bazıları örtü epiteli, bazıları salgı epiteli. Bunlar ürettikleri sütü şu ortadaki boşluğa, ortadaki kanala veriyorlar ve bu kanaldan da evet, bu kanaldan da nasıl? Hocam 3-4 tane var başlıyor. Tamam. Temizlediniz, topladınız mı ortaya? Her şeyi yazdım. Tamam. Teşekkürler. Tamam, teşekkürler. Yarın bakarız. Görüşürüz. Şimdi şurası süt kanalı. Bu etraftaki epitel hücrelerde, şu epitel hücrelerde bir kısmı örtü epiteli, bir kısmı sargı epiteli süt salgısını yapıp buraya boşaltan hücreler. Şimdi bunun etrafında ne var? Bu epitel doku gördüğünüz gibi vücut içindeki iç boşlukların etrafını kaplamış bir epitel doku. Bunun etrafında
bağ doku var. Şurası da bağ doku. Yani stroma. Burada başka bir süt kanalı var. Onun etrafında başka bir sıra, bir iki sıralı epitel hücre var. Bu şekilde bir doku mimarimiz var. Şimdi şu epitel hücreler, şimdi bu yapı nasıl sağlanıyor? Bu epitel hücreler bölünüyor, sürekli bölünen hücreler. Ancak belirli bir sınıra gelene kadar ve belirli sinyal gelince bölünen hücreler. Kendi bölünmelerine ihtiyaç olduğunda bölünen, gerektiğinde duran, gerektiğinde apoptozise giden hücreler. Eğer bu hücrelerden bir tanesi kanserleşmeye giderse bu durumda ne oluyor? Bu doku şu hale geliyor. Yani doku mimarisi diye bir şey kalmıyor. Hem ortadaki boşlukları dolduruyorlar, epitel hücrelerden çıkan tümör hücreleri, hem de stroma alanını, yani bağ doku alanını dolduruyorlar. Evet, şimdi tissue architecture ne demek? Buna doku mimarisi ne demek? Buna biraz daha ayrıntılı bir şekilde bakalım. The organization of the cells within tumor mass, tissue architecture in a tumor cell is a, tissue architecture in a tumor is less organized and structured than architecture of nearby normal tissue. Şimdi normal dokunun belirli bir mimarisi vardır ama tümöre baktığınız zaman, bu doku içindeki tümör kitlesine baktığınız zaman bu mimariyi göremezsiniz. Dokuya ait, dokuya özgü yapıyı göremezsiniz tümörde. Tumors are created by cells that have lost ability to assemble and create tissue, tissues of normal form and function. Şimdi burada önemli olan şu, dokunun, o dokunun, o mimaride olabilmesi için hücrelerin belirli bir şekil, belirli bir sayıda çoğalması, belirli bir düzeyde çoğalması, bölünmesi, belli zamanlarda bölünmesi ve uygun şekilde bir araya gelmesi lazım. Yani az önceki resimde gördüğünüz epitel hücrelerle bağ doku hücrelerinin belirli bir şekilde bir araya gelmesi lazım. Assembly dediğimiz şey bu, assemble. Şimdi kanserleşme meydana, bunun için de dediğim gibi hücrelerin kontrol altında bölünmesi ve gerektiğinde apoptozise gitmesi gerekir, gerekli hücrelerin. İşte kanserleşme durumunda veya tümörleşme durumunda, tümörleşme sırasında belirli bir grup hücrenin bölünmesini, bölünme kontrolünü kaybetmesi sonucunda bu mimari, bu kural ortadan kalkar ve mimari, doku mimarisi bozulur. Ve de buna bağlı olarak, şimdi bu mimari neden var? Organın görevini yerine getirebilmesi için, organın fonksiyonunu yerine getirebilmesi için var. Eğer bu mimariyi bozarsanız organ artık doğru bir şekilde fonksiyon gösteremez. Organ doğru bir şekilde fonksiyon gösteremediğinde de yine hastalık fenotipi ortaya çıkar. Bu durumda diyoruz ki cancers are diseases of malfunctioning cells. Kanserler yanlış fonksiyon gösteren, hatalı fonksiyon gösteren, hatalı işlev gösteren hücrelerin hastalığıdır.